Ağustos 2018'i gerimizde bıraktık. Artık Eylül'deyiz. Ve arkamda da gördüğünüz gibi size Ağustos ayında okuduklarımı göstereceğim, anlatacağım. Ağustos ayında toplamda 21 tane kitap okudum. Tabii bunların içinde dergiler, animeler hariç. Onları daha ayrı tutuyorum, onları saymıyorum. Hemen hızlıca geçelim isterseniz. İlk kitabım Platon'un Devleti. Bu kitabın da zaten videosu var, incelemesini yapmıştım. Güzel bir kitap, okunması gereken bir kitaptır. Herkese tavsiye ederim. İkinci kitabımız, bunun incelemesini yapmadım. Tanrının Tarihi, Karen Armstrong. Bu kitabın incelemesini yapmadım. Çünkü sıkıcı bir kitaptı. Belki incelemesini yaparım. Hristiyanlık, Yahudilik, İslam, Paganizm gibi mistik dinler gibi olsun, mistizm olsun. Bunlar üzerinde tarihsel bir şekilde anlatmaya başlıyor kitapta ki kendisi 600 sayfa. Ama kitap iyi değil, çok sıkıcı bir kitap, tavsiye etmem. Türk Edebiyatı, bildiğiniz üzere İş Bankası yeni bir seri yaptı, Türk Klasikleri diye. Bunlara başladım. Bunlardan tam 2, 4, 5 tane kitap okudum. 2 tane size duruyor, onları da okuyacağım. 7'ye kadar geldiler zaten. İlk kitabımız Küçük Şeyler. Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyleri. Bu kitapta anlatılan şey şu şekilde. Sami Paşazade Sezai şey diyor. Her şey kitaplara geçirilebilir aslında. Her şeyi anlatabiliriz. Bunlar küçük ya da büyük olma önemli değildir diyor. Küçük şeyler de anlatılabilir diyor. Kitabına bu şekilde geçiyor. Ama ben yine sevmedim. Demek ki kitaplarda küçük şeylerin değil de büyük olayların anlatılması gerekiyormuş. Diğer kitabımız Vatan Yahut Silistre, Namık Kemal'in. Bilen bilir, Namık Kemal zaten vatan yazarıdır. Bu kitabında da vatanla ilgili, insanları coşturacak, hürriyetle alakalı bir kitabı. Kitap konu olarak Steven Zweig'ın Mecburiyetine çok fazla benziyor. Ama ikisinde olay farklı işliyor. Bunda adam sevgilisini bırakıp savaşa giderken mecburiyette adam sevgilisinin yanında kalmıştı, eşinin yanında kalmıştı. İkisinde olaylar farklı işliyordu. Ama yine de tavsiye ederim. Güzel bir kitaptır. İncelemesini yaparım. Diğer kitabımız Şinasi'nin Şair Evlenmesi. Bu kitabımızı ben hiç sevemedim. Sevmeme nedenim de romantik kitapları sevmememdir. Yani böyle aşkla ilgili, sevgiyle ilgili kitaplar okuduğum zaman hiç sevmiyorum. Hatta nefret ediyorum. Mesela Genç Werther'ın Acıları olsun, Milena'ya Mektuplar olsun. Bu kitapları da hiç sevmemişimdir zaten. Bu kitabı tavsiye etmem. Ama yine de okursunuz, keyfiniz bilir. Başka bir kitap, Namık Kemal'in İntibahı. Yine Türk klasiklerinden devam. Bu kitabın iyi tarafı şu. Başlarda okurken dedim ki ben buna bir puan veririm ya. Çünkü romantizm akımıyla devam eden bir kitap gibi görmüştüm. Ama sonra da olaylar çok ama çok değişmişti. Tabi sonuna geldiğim zaman böyle bitsin artık, bitsin artık diye böyle çok heyecanlı okuyordum, sonu gelsin falan diye. O yüzden çok güzel bir kitaptır. Ama tuhaf tarafı şudur. Bu kitabı ben küçükken okumuştum. Ortaokul 6. sınıfta ya da 7. sınıfta okumuştum. Kitabı okurken tekrardan hatırladım. Sonunu bile hatırladım. Ama beni öyle bir meraka sevk etti ki sonunu tekrardan böyle bildiğim halde nasıl olacak, nasıl olacak diye okudum yani. O kadar güzel bir kitap. Herkese tavsiye ederim. Başka bir kitap, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Efsuncu Babası. Bu kitabın incelemesini yapmıştım zaten. Aşağıya koyarım yaptığım incelemeleri. Bu kitap da efsanevi bir kitaptır. Bana kalırsa çok önemli bir kitap. Bu batıl inançları eleştiren, dini böyle kullanan, kötü tarafta kullanan insanları eleştiren bir kitap. Bu da Hayvanlaşan İnsan, Emile Zola'nın. Bu kitabı biliyorsunuz Hatıralar adlı şey oynatma listemde incelemiştim. Orada incelediğim şekilde hoşuma giden bir kitaptı. Güzel bir kitaptı ki hala da öyle. Çok diğer şeydeki kitaptaki gibi, diğer kitaptaki gibi heyecanlı bir şekilde okumuştum bu kitabı da. Tavsiye ederim. Bir diğer kitap Louis Andriy Salom'un Arayışları. Bu ay bu kitabı okudum ben. İlk defa biliyorsunuz incelemesini yaptım. Onu da aşağıya koyarım. Bu kitabı okudum. Okuduktan sonra dedim ki ben bu kadını tanımalıyım. Bütün kitaplarını okumalıyım. Hayatını öğrenmeliyim. Sonra gidip Fenichka'yı da aldım. Fenichka'nın da zaten incelemesini yaparım. Onu da koyarım. Fenichka'yı da okudum çünkü hemen hızlıca.
Louis Andrés Salomon'in bütün kitaplarını tavsiye ederim. Hepsini okumanız gerekiyor gerçek anlamda. Halil Cibran'ın Kırık Kanatlar. Bu kitabı da okudum. Cibran'ın farklı bir üslubuyla yazılmış bir kitaptı. Yani diğer kitapları gibi değil. Böyle bir felsefi anlamda bir kitap değil, roman şeklinde yazılmış bir kitap. Ama gerçekten de yine felsefi içeriği barındırıyor içinde. Bu kitaba da inceleme yapmıştım ama daha videoyu koymadım YouTube'a, onu da koyarım. Louis Andrés Salomon'in diğer kitabı Fenichka. Şimdi bizim Salomi Nietzsche'nin evlilik teklifini reddetmiş. Bu kitabı okurken de niye reddettiğini gerçekten anlıyorsunuz. Ya diyorsunuz ki bu nedenlerle terk etmiş, aşırı mantıklı. Bu kadını kesinlikle okumanız gerekiyor. Bu kitapta da ben kendimi buldum zaten. Kadın Fenichka kendimi buldum. Ama çok efsanevi bir kitap. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir diğer farklı kitap. Böyle araya atayım dedim. Hani kolay şey olsun böyle. Biraz eğleneyim falan diye. Jules Verne'den Zacharias Usta'yı aldım. Kitap kaç sayfa? 50 sayfa, 60 sayfa bir kitap. Ama çok güzel. Yani bu kitaba da inceleme yaparım zaten. Farklı bir üslubu, farklı bir olay akışı var kitabın içerisinde. Ve insanlar şaşırıyor. Ben mesela okurken cidden yani 50 sayfalık kitabı diyelim. 1 saatte ya da 50 dakikada okumam gerekiyorsa 2-3 dakika sürdü gibi bir şey oldu yani. Direkt bitti kitap. Nasıl oldu anlamadım. Bu kitabı da tavsiye ederim. Başka bir kitap. Fedailerin Kalesi Alamut. Bu kitap hediye gelmişti bana. Diğerlerinden zaten farklı oluyor. Biraz yıpranmış bir kitap. Bu kitabın incelemesini yapmadım. Çünkü Ağustos ayının başında okumuştum. YouTube'a daha o aralar başlamamıştım. Amin Maluf'u bilen bilir Semerkant adlı kitabını okumuştum. O kitabından sonra bana demişler ki bu kitabı da oku. Fedailerin Kalesi Alamut'u da okuman lazım. Sevdiysen bunu da oku dediler. Ben de listeme almıştım. Sonra denk geldi işte. Bir tane arkadaş hediye etti. Bu kitabı da okudum. Kitap toplam 500 sayfa ama güzel bir kitap. Yine şu şekilde söyleyeyim size. Semerkant'ı okuyan biri, seven birisi bunu okusun. Ya da Fedailerin Kalesi Alamut'u seven birisi gidip Semerkant'ta okusun. Tavsiye ederim. Arkaya dönmekten yoruldum vallahi ya. Şimdi kitabımız Mehmet Rauf'un Eylül'ü. Bu kitap incelemesini yapmadım. Yapmam da lazım. İğrenç bir kitap. Böyle okurken midem bulandı ya. Böyle berbatlık yok. Romantizm akımıyla yazılmış yine. Bir kadın var, bir adam var. İkisi evli. Ondan sonra bunlar evlenen bir tane arkadaş geliyor. O da erkek. Ondan sonra kadına sarkıntılık yapmaya başlıyor. İkisinin aralarında böyle yasak ilişki, ilişki bir şeyler yaşanıyor, gidiyor. Tavsiye etmem ya bu kitabı. Sevmiyorum zaten. Koyayım şöyle. Ama hediyeydi, yine de teşekkür ederim. Başka bir kitap. Efsane. Kesinlikle efsane. Yaşar Kemal'in Tenikesi. Buna inceleme yaptım. Bu kitabı okurken nasıl böyle sinirleniyorum, nasıl kötü oluyorum ya. Hani zamanında Yaşar Kemal anlatıyor. Böyle böyle olaylar yaşanıyor bak diyor. Yine aynısı yaşanıyor şu bugünlerde de. Gelecekte de yaşanacak. Hani pislik insanlar her zaman oluyor ya gerçek anlamda. Her zaman devam ediyor böyle, kötü insanlar devam ediyor. Bu kitapta da öyle anlatmış. Okurken sinirlendim. Ya böyle bir kitaptaki adama elime geçip ağzını burnunu kırasım geldi. Ama işte yapamıyoruz. Güzel bir kitap. İncelemesini aşağıya koyarım. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Yaşar Kemal dediğim bütün kitaplarına koydum. Ben mesela bununla başladım okumaya. Sonra diğerlerini de alacağım. Tabi biraz param yok ama ileride alırım yani. Yavaş yavaş. İnce Mehmet'ten başlayacağım mesela. İnce Mehmet 1, 2, 3, 4 diye yardıracağım. İki kitap birden göstereyim. Tezer Özlü. Yengeniz. Birincisi Zaman Dışı Yaşam. Diğeri de Yeryüzüne Dayanabilmek için. Bundan 3 ay önce falandır. Ya, Tezer Özlü'yü böyle görüyorum fotoğraflarını falan. Kapak fotoğrafını böyle. Kadın var buradaki gibi. Ya diyorum kim bu, kim bu, kim bu? Bir günde dedim ki. Arada bir böyle şey yaparım. Araya bir küçük kitap atarım. Şey diye. Ya mesela 60 sayfalık bir kitabı okuyayım. Canım sıkılırken atlatırım diye. Dedim ki yaşamın ucuna yolcu o kitap. Onu alayım dedim. Kitabı aldım, balkona geçtim. Aynı mevzucu. Okuyorum böyle. 15. sayfaya falan geldim. 15. sayfaya geldim. Çıldırıyorum. Ya dedim bu nasıl bir kitap? Hayatımda ben böyle bir kitap okumadım. Ondan sonra dedim ki ben bu kadının bütün kitaplarını okumalıyım. Yazara resmen aşık oldum ki dünyanın en iyi kitabı da yaşamın ucuna yolculuktur. Dedim ki her ay iki tane kitabını okuyayım. 4-5 ayda bütün kitaplarını bitireyim. Çünkü başlasam sabaha kadar bütün kitaplarını bitiririm. Ondan sonra ağlarım. Bitti, bir daha kendisinin kitabını okuyamayacağım diye. O yüzden dedim ki parça parça bölüm. Her iki tane kitabını okuyayım. Sonra da veda edeyim. Sonra da mesela onun şey yaptığı
hayran kaldığı yazarları okuyordum. Mesela Pavese'yi aldım. Pavese'nin Yaşama Uğraş kitabını okuyacağım. O şekilde. Bu iki kitabınla bu ayki okumamda bu iki kitap vardı. Zaman Dışı Yaşam. Senaryo diye geçiyor. Ama diğer kitaplarından alınmış bir şekilde senaryo olmuş yani. Kitabı yazmış. Oradan bir parça alıp bu kitaba eklemiş. Yeryüzüne dayanabilmek için ise çok farklı bir kitap. Zaten Tezer Özlü'yü bilen bilir. Kendisi Almanya'da yaşamıştır. Ama kitaplarını okurken böyle. Ben mesela bu sona denk geldi. Kitap okurken farklı bir kadın vardı. Bu kitaba geldim. Dedim ki Tezer Özlü gerçekten böyle bir insan mıymış? Öyle bir entelektüel birikimi var ki. Görmeniz lazım. Mesela sanat galerileri oluyor. Film festivalleri oluyor Berlin'de. Onlara gidiyor, onları anlatıyor falan. Ama nasıl bir anlatıyor böyle? Nasıl bir bilgi seviyesi var kadının? Hayran kaldım. Zaten hayrandım. İyice hayran kaldım. İyice aşık oldum kendisine. Tezer Özlü'nün bu kitabını tavsiye etmem. Bütün kitaplarını tavsiye ederim. Yani hepsini okuyun. Bu ikiyle kalmayın. Hepsi tek tek okuyun ya. Ben üzülüyorum şahsen. Bitiyor diye. Bir işte iki tane kitap kaldı. Onları da okuyacağım bir daha sonra. Bu kitap Yol Ayrımındaki Türkiye diye. Selçuk Reyşir'in. Doğan Kitap'la anım var. Tuhaf bir anım. Doğan Kitap şey yaptı bana. Çekiliş kazandı dedi Twitter'dan. Twitter'dan böyle durmadan RT ediyorum zaten millet. Kitap gelsin, kitap gelsin diye. Geliyor da şükür. Doğan Kitap'tan çekiliş kazandım. Bir çıldırdım böyle dedim. Nasıl kazandım ya falan. Doğan Kitap bir de en pahalılardan birisi. Gölgeleri adamlar 40 liraya satıyordu yani. Ki almadım 40 liraya. 20 falandı da benim aldığımda. Acaba ne yollayacaklar, ne yollayacaklar. Hayal falan ediyorum böyle. Ya diyorum mükemmel böyle bir kutu kitap yollasalar of ne iyi olur onları ben okurum falan. Kitap bir geldi. Bir tane kitap. Tek bir tane bak. Fiyat da 15 liraymış zaten. Dedim bu kitap ne ya böyle. Hani koskoca yayın evisin ya. Yollasana bir 3-4 tane kitap. Okuyun ben onları. İncelemesini yapayım. Videosunu çekeyim. Yok. Yollamış bir tane. Sinirlendim. Tabii yine şey yapmadım. Twitter'dan attım. Teşekkür ederim. Okuyacağım falan diye. Ondan sonra dedim ki şu kitabı bir okuyayım ya. Nasıl bir kitapmış merak ettim. Bir de şey sanıyorum böyle. Lan Türkiye şöyle böyle dedim ki yalaka bir kitap mı? Yandaş bir kitap mı? Olsa bir okumaya başladım. Nasıl bir kitap ya bu böyle? Durmadan anlatıyor, durmadan anlatıyor bir şeyler. İstatistiklerle anlatıyor bir de. Normal anlatmıyor. Bak diyor veriler bunlar diyor. Bunlara göre görüyor musun Türkiye'nin halini diyor. Kitap aşırı iyi. Bakın tüm kitapların içerisinde hepsini bir kenara atın. İlk okumanız gereken kitap bu. Gerçek anlamda. Bütün Türk milletinin okuması gereken tek kitap bu bence. Yani eğer okumaya başlayacaksanız bu kitaptan başlayın ya. Yol Ayrımındaki Türkiye. Ya Özgürlük ya Sefalet. İsmi bu. Selçuk Şirin'in kitabı. İlk bu kitaptan başlayın. Zaten ben şu anda herkese şey yapıyorum. Okuyun okuyun diyorum. Birilerine mesela kitabı yollayacağım. Okuyun falan diye ödünç vereceğim. O şekilde siz de okuyun. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir diğer kitap. Yeni hayran kaldığım birisi. Düşünbil TV'nin şeyi var. YouTube'da kanalı var. Oradan ben videoları takip ediyorum falan. Bir gün Siora'nın şeyi çıktı. Videosu çıktı. İzliyorum izliyorum. Ya diyorum bu adam tam benim adamım ya. Adam mesela geceleri böyle Paris sokaklarında gezermiş. Uyuyamazmış falan. Melankoli, depresif. Ben de öyle kitapları çok severim. Ya dedim ki bu kitap benim olmalı. Kitabın tüm, yazarın tüm kitaplarını okumam lazım ya dedim. Ondan sonra karşıma bir şekilde bir şey çıktı. Arkadaş çıktı hediye edeceğim kitap falan diye. Dedim ki bana dedim Sioran'ın dedim. Emil Sioran. Bir tane kitabını yolla dedim. Zaten hiçbirini okumamışım. Sabaha kadar okur bitiririm ciddiyim falan dedim. O da iyi tamam güzeldi hediye etti. Hediye kitap da bu. Doğmuş olmanın sakıncası üstüne. Kitabı bir okumaya başladım. Kitap kaç sayfa? 200 sayfa. 200 sayfa kitap kaç dakikada bitti bilmiyorum. Böyle durmadan okudum. Dediğim gibi zaten tüm sabaha kadar okuyup bitirdiğim bir kitap oldu. Ama kitap efsane ya. Öyle böyle bir kitap değil. Böyle küçük küçük anlatı şeklinde oluyor. Bakın göstereyim. Aralarında boşluklar var mesela. Bak boşluklar. Burada bir tane geçmiş. Burada bir tane. Farklı farklı anlatıyor. Ama böyle bir kitap yok ya. Bu yazarın bütün kitaplarını zaten tek tek okuyacağım. Çürümenin kitabını da sipariş ettim. O da ne zaman gelir? Pazartesi gelir büyük ihtimal. Onu da hemen okuyup incelemesini yaparım. Bu kitabın da incelemesini yapacağım zaten. Kesinlikle okumanız gerekiyor ya. Sioran bütün kitaplarını okumanız gerekiyor. Tabi depresifi, melankoliyi seviyorsanız. 21 kitaptan son iki tane kaldı elimde. Metis yayınlar ikisi de. Bunları da anlatayım. Video uzun sürüyor. Kusura bakmayın. Hasretinden Prangalar Ehes gittim. Ahmet Arif. Ya aslında şey, videoyu kısa tutmazdım ama konuşasım geliyor ya. O yüzden biraz anlatayım. Kitaba ne oldu? Vallahi kitap dağılıyor ya. Yeni bir kitap ya bir de. Yeni kitap dağılır mı ya? Cık cık cık. Ahmet Arif. Benim şimdi şöyle bir
şiir konusunda çok yobaz bir insanımdır. Çok cahil bir insanımdır. Üç tane şairim vardır benim. Onlardan başkasını sevmem. Cemal Süreya liderimdir ya. Cemal Süreya'yı çok severim. Onun bütün şiirlerini bilirim. O şiirlerini okurum mesela. Hani yobazlık anlamında da bu. Cemal Süreya, Turgut Uyar, Nazım Hikmet. Üçünden başka şiir okumam ben. Şair okumam böyle. Hiç açık görüşlü bir insan değilimdir. Bir gün denk geldi. Bu kitap bana hediye geldi. Ahmet Arif'in kitabı. Bir okumaya başladım. Ya çok güzel bir kitap ya. Böyle. Hani aslında kendimi böyle şiir konusunda kapatmışım ama kapatmamam gerekirmiş. Gerçekten başka şairler de varmış, güzel şairler. Bu da onlardan birisi. Bu kitabın da incelemesini yaparım zaten. Tavsiye ederim. Son kitabımız. Video bayağı uzun oldu. 18-19 dakika. Uğursuzlar'ın Mülksüzleri. Bu kitabın zaten incelemesini yapmıştım. Güzel bir kitaptır. Farklı bir kitaptır. Felsefi bir kitap dedim hatta. Sonra bir arkadaş söyledi ki bunlar aslında neymiş? Unuttum. Ağustos ayında toplam 21 tane kitap okudum. Dergiler, animeler hariç. Anime dedim de manga işte ya. Anime ne? 21 tane kitap okudum. Bu Ağustos ayı yaz aylarından birisi olduğu için hedefim şuydu. 30 günde 30 tane kitap okumak. Hani durmadan tüm yaz boşum zaten. Durmadan okuyayım, durmadan okuyayım dedim. Sonuç 21 oldu. Zirvem 21. Daha üstüne çıkamadım. Bu bir üzücü durum. Ama 21 de güzel bir rakamdır. Kalın kitaplar vardı, ince kitaplar vardı. Nasıl bu kadar çok kitap okuyorsun diye bir soru olursa ya da başka bir soru olursa onlarla ilgili de video çekmeye başlayacağım. Kendim hakkında video diye. Yorumlara yazmaya başlayabilirsiniz merak ettiğiniz soruları. Böyle bir kitap, böyle bir Ağustos ayı bu şekilde geçti. Bakalım Eylül nasıl geçecek? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.